Vay. Vay Yasin Çam artık sunuşlara çıkıyor sık sık. Şiveli mi sunuyorsun, şivesiz mi? Şivesiz hocam. Vay. Evet. Gene reaksiyon alıyorsun. Yani aldığım görülüyor. Helal. Şimdi ben bir şey demeyeyim hocam. Sunumlarda hakikaten en çok gelişen, anlattığı hikayeler alıyor, finali falan her şey belli. Yasin çok tatlı da yükselişe geçti. Sonra kripto paraya kaptırdık onu. Ne aldın lan? Hangisini aldın? Hocam şimdi yatırım tavsiyesine giriyor. Söylemeyelim hocam. Neyse onu sonra konuşuruz. Buyur Yasin'cim, devam. Şimdi Ezik Müzikali 7 gelecek. O seriyi bilenler var mı? Bir alkış alalım. Evet. Arkadaşlarımız bayağı güzel çalıştılar. Kahramanlarımız bir bilgi yarışmasındalar. Bakalım sorular bildikleri yerden gelecek mi? Sema ile Begüm yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya bu kız kendini ne zannediyor da benden habersiz bilgi yarışmasına katılabileceğini sanıyor? Uf, hayır gerçekten bende olmayan ne var onda? Bilgi olabilir. Gamzeciğim, söz sükutsa gümüş altındır tatlım, okey? Kızlar. Şşş. Merhaba kızlar. Çok heyecanlı gibiyim ya. Yarışmaya çok iyi hazırlandım. Ya. Tatlım benim seninle birazcık konuşalım şöyle. İkimiz mi? Hı-hı. Ya Pelin ne demek? Tabii ki çok sevinirim. Onore olurum. Adeta onu bir kapatıyorsun canım. Şimdi tamam. Sen o hevesini önce al bir kursağına koy. Çünkü Ezikler yarışmaya katılamıyormuş. Olurum canım, ben Şerine hoca olan seçti ya. Hem zaten Serkan da sana çok güveniyorum dedi. Özellikle sen de takım olmak istiyorum dedi. Öyle şeyler oldu. Ha, canım benim, gülünce yanında iki küçük ezik çıkıyor. Ne tatlı. Öyle mi? Hiç fark etmemiştim. Neyi tatlım? Eteğini Van kahvaltı sofrasından çaldığını mı? Kızlar. Masaya 4 çay. Neyse ben gideyim de Serkan'ı bulayım. Zannedersen beni oldukça merak etmiştir. Ay Serkan merak etmişmiş. Ya ben bayılıyorum o eziklerin hayal gücüne. Ya ben ezik değilim. Aha tabii tatlım, ben de güzel değilim. Bye. Bence de değilsin Pelin. Kanıtlayamam ama ben ezik değilim. Canımı sıkıyorsun, yakındır patlamak üzereyim. Bir kalbe iki kişi sığmaz, adil olmaz. Aşk savaştır, yara alman kaçınılmaz. Dilimde değil, onu seviyorum. Keşke olabilsem biraz vurdum duymaz. Ulaşılmaz, gelirdim sana biraz, elimde değil, onu seviyorum. Hal böyleyken bizden arkadaş olmaz. Onsuz olma fikri bile dayanılmaz. Elimde değil, onu seviyorum. Onu seviyorum. Seviyorsun sen Serkan'ı. Ya ben artık söylemek zorunda hissediyorum o zaman bunu. İyi haberi verelim mi kızlar? Serkan da seni seviyor Ayşe! Valla! Söylemiştim işe yarayacağını. Şimdi siz kimse görmeden bunu bir yere kaldırın. Ben de Serkan'ın yanına gideyim de yarışmaya beraber katılacağımı söyleyeyim. Ya Pelin böyle salınca biraz ağır oldu. Bir el mi atsan? Sağ ol tatlım. Ay gelsen. Dur evet. Şöyle taşıyalım. Hadi. Bacaklarını şöyle yaparsak. Evet. Ne yapıyorsun gerizekalı kalkadığı kızı? Şöyle döndür. Evet. Tamam dur şöyle yapalım. Çamaşır mı kızı sıktınız ya? Bir saniye. Çok ağır, çok ağır ya. Yapayım. Dur hemen yardım edeceğim. Evet devam edelim. Oha ağırlık gitti, hayal gitti. Şuradan taşıyabiliyorum şu an. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Çok iyi, bravo. Ay. Harikasınız. Ayşe. Gattin. Neredesin bebeksin? Serkan. Galiba Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy mü olur? Tam Ayşe
Ayşe'den beklenecek bir eziklikle kaçtı son dakika ama merak etme aşkım ben buradayım. Ah tatlım, sen olmasan bu yarışmada hiçbir şeyi kaybetmezdik. Gel buraya. Vay, baba parası da buradaymış. Harcarız. Önden bir bozalım bence. Bozdur bozdur harcarız. Aslında var ya, bunu yatıracaksın. Çattır çattır. Hey, 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 hey. Faizini harcarız. Bunlar nasıl aşağılık laflar böyle ya? Gerçekten nereden buluyorsunuz bu aşağılık lafları? Tam bir aşağı mahalle tarzı bir aşağılıklık. Ve yani too much aşağılıklık ki ben böyle bir ortamda böyle bir aşağılıklık kaldıramayacağım şu an aşağılıklık. Lan siz niye sürekli aşağılık deyip duruyorsunuz da? Dostum biz zenginiz. Başka küfür bilmeyiz. Bakınız tüm köşkte geçen misler. Ekleyelim dağarcığınıza. Senin ben dağar... Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam oğlum, tamam. Bakalım bilgi yarışmasına da böyle döktürebilecek misiniz? Kim açıyor ya bu bilgi yarışmasını? Bilmediğim yerden gelse şaşarım da şaşarım. Bilmediğim yerden gelse şaşarım da şaşarım. Bıyığına kurban senin gürhan altında şarım. Bıyığına kurban senin gürhan altında şarım. Cevabı bilemezseniz çok pis dalga geçerim. Kopya çekmeyin sakın da ağzınıza sıçarım. Herkes yerlerine gelsin bakayım. Tamam. Evet, bu seneki bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Gezen kürsü en sevdiğim. Evet. Başlamadan önce buradan çay elinden öteye çok selam söylerim. Nene ne ediyse? Hadi bakayım oraya. Hadi otur, anca otur. Evet, şimdi okullarımızı tanıyalım. Bu taraftan görmüş olduğunuz Müfit Batık Yedi Bolli Lisesi. Yeah! Evet, bu taraftan görmüş olduğunuz okulda 50. yıl Hacı Gürhan Altındaşar Teknik Meslek Lisesi. Lan niye gitsin buraya bilgi açmasına çaldık ya? Tipe bak, bu ne lan? Çok estağfurullah ya. Bu dayı bana mı diyor ya? Şişt, tamam oğlum, dur ya. Öğretmenim la ben. Çok estağfurullah. Evet, önünüzde zilleriniz mevcut. Ben soruyu soracağım. Zile bastığınız andan itibaren cevap vermiş kabul edeceğim yani. Cevabı sizden alacağım. Kim vereceksin? Evet. Türkiye'nin en... Evet. Hakan Altun. Bilemedin kahtalı mıçı. Al ulan be. Çok yaklaşmıştım ya. Lan. Oğlum bir soruyu dinleyin ya. Türkiye'nin en yüksek seviyeli bölgesi nereye dur? Nişantaşı Bebek. Yanlış cevap. Sıra sizindir buyurun. Everest. Everest Türkiye'de mi lan? Türkiye'de değil mi lan? Ankara'da. Oğlum salak salak konuşmayın ya. Yüksek diyor. En yüksek, en yüksek. Yüksek ova. Egidika.
yanlış cevap. Evet, bu sorudan kimseye puan veremedik. Şimdi ikinci soruya geçeyim. Herkes dikkatli dinlesin. Dünya üzerinde her şeyi kendine çeken güç nedir? Ah, bu benim oldukça muzdarip olduğum bir konu. Cevap veriyorum. Şeytan tüyü. Sağ ben Ağustos'un sıcağında fındık toplattırdım da niye içtim? Oğlum bakın bir daha söyleyeyim. Dünya üzerindeki en yer yani bu bir şey var. Bir fizik sorusu. Bunu bir bilin artık ya. Kim Kardashian? Kim kardeşim? Oğlum fizik diyor lan. Hani fizik diyor, ya çekiyor tamam, diyor. Fizik yani. En iyi fizik onda değil mi lan? Ben mi yanlış biliyorum? Beni çekiyor. Yanlış cevap. Ah lan çok yaklaşıyoruz hep. Bundan da kimseye puan veremedik. Evet, dünyada çağı açıp kapatan, kitleleri etkileyen ünlü Türk kimdir? Enes Batur. İlk kot kafalı. Hey, kafana senin ya. Yanlış. Kimdir? Osmanlı. He, Osmanlı'da he. Osmanlı'da kim? Kimler? Osmanlılar. Senin ben kafana osurayım ya. Allah'ım yemin ediyorum var ya böyle yarışmama. Evet, diğer soruya geçiyorum. Memeli olmayan en büyük canlı nedir? İkinci aşamaya daha geçmedik ama Serkan biraz memeli. Aa tatlım. Bunları sevdiğini söylemiştin. Evet. Sen memeni mi oynatıyorsun lan? Evet hocam. İğrenç ve de yanlış. Oğlum böyle bir yazması mı oldu böyle? Bu niye bu çıkmış bu ya? Yok mu şöyle bir soruları bilecek bir insan evladı ya? Gelsin buraya yapalım bunu ya. Bırak deyim. Neredesin Ayşe? Neredesin? İşte ben zor da olsa yetişen. Zor da olsa soruları cevaplayan geçme soru cevap. Ayşe. Serkan. Sana güveniyorum. Hazır mı hocam? Evet. Başlayalım o zaman. Hocam yalnız biz üç kişiyiz. Onlar dört kişi. Haksızlık var. Evet hocam. Evet doğru dedi onu. Niye dedi hocam? Bir kişi şey yapın o zaman. Niye yapalım? Biz de en kuvvetli silahımızı çağıralım o zaman. İşte ben. Bu ses sana mı ait? Bana ait hocam. Oğlum ben beceremiyorum deseydin boşuna kayıt almazlardı. Boşa elektrik masrafı etmişsin. Geç şuraya yerine. Hazırım hocam. Tamam geç haydi. Deli de düzeni buraya. Çocuklar hızlı tura geçiyorum. Hızlı bir soru soracağım size. Hızlı geçeceğim hemen cevabı ver. Yazıyı kim bulmuştur? Sümerler. Doğru. Tam bir Dilber Ortaylı. Başlangıç meridyeni nereye dur? Greenwich. Doğru. Çok bilgiç. Moğolistan'ın baş... Ulaanbaatar. Arı Dağı'nın... İbrahim Tatlıses. Doğru. Maddenin en... Atom. Gak. 1071 Malazgirt. Guk. Endoplazmik retikulum. 4x artı 5x artı 3x eşittir 16 artı 2x eksi 6 ise x'i bulunuz. X burada hocam. Lan. Ulan sağ helal olsun. Çocuk X'iyle gelmiş. Ne kadar güzel çocuksun. Evet, altın soruya geçiyerek bu soruyu bilen yarışmayı kazanır. 10.756 puan değerinde. Şu an uydurdum. Evet. Türkiye'nin en önde gelen puslu sesiyle meşhur şair, yazar, yönetmen, senarist, oyuncu, komedyen, futbolcu, teknik direktör, gürme, şifacı, çırak bıkıcı, fırça masteri, bıyıklı ustası kimdir? Yıldız Erdoğan! Ve kazanan Müfit Batık Yedibolli Lisesi. Ne oldu ha? Ne oldu aşağılıklıklar? Nasıl? Nasıl kazandık ama he? He? Bana bak buraya gelme döver seni. Tamam. Hep senin yüzünden. Sen getirdin lan bizi. Ben avans verdim lan çocuk. Avans verdim. Bu da mik bilemez. Sen niye bilemiyorsun? Sen niye bilemiyorsun? Niye bilemiyorsun? Verdik getirdim. Çok iyi yarıştın. Teşekkür ederim sen de. Ya bana numaranı verir misin? Ayşe. Tebrikler fıstık. Sen olmasan bunu başaramazdık.
ya. Serkan, çok teşekkür ederim. Bu arada bir kıskançlık gibi bir şey oldu. Ben fark ettim. Yanlış anlamadın değil mi? O çocukla aramda asla bir şey olamaz benim. Ah, whatever. Serkan, neredesin? Bir arkamı döndün, yine buraya gelmişsin. Pelin, bir saniye. Bu arada sen nerelerdeydin fıstık, for God's sake? Bu Pelinler ne yaptı biliyor musun Serkan? Benim ağzım burnumu bantladılar, rafa kaldırdılar. Bayağı kantindeki cipslerin oradaki raftaydım ben. Açıklayabilirim, asla anlattığı gibi bir şey olmadı. Serkan, sen beni... İnanmıyorum Pelin, çekin şuradan. Benimle olmayı bu kadar çok istedin yani, öyle mi? Gel buraya. Gel buraya! Ya gitme sen de! BKM. İzik müzikali. Tüm doğru cevapları bilsen de kalbini bir türlü kazanamazsın. Dış güzellikle kapış kapıştır ama iç güzellikle tavlayamazsın. Kendini fablatlattın ama yine yaranamadın Ayşe. Ama üzülme akılsız yüzümüz eve talip olur Ayşe. Kalbimizi tertemiz tuttuk da ne oldu? Cebimizde aşkı alacak hiç para yoktu. Değerli olanları unuttu insanoğlu. Marka giymeyene dediler bu çapak çulcu. Gönül gözüyle gören bulsam bırakmam yeminle. Çıktım geldim köyümden sevda yok helalinde. Kendini parlaklattın ama yine yaranamadın Ayşe. Ama üzülme akılsız yüzü güze ve talip olur Ayşe. Çok güzel hareket diyenler. Hangimiz daha güzel söylüyoruz bunu? Eser mi ben mi? Hocam lütfen. Ben 20 yıl söylediğim için. Senin de güzel oldu. Güzel oldu mu hocam? Tabii bir de kalın dudaklar o daha güzel oluyor. Çok güzel derken böyle şey oldu hocam. Çok güzel ya. Tabii. Siz bir de zil derken görün beni hocam. Göreyim. Zil diyenler. Yani hocam ben burada bayağı zorlandım. Ben genelde hep zil çıkıyor ben sorduğumda. Evet. O bana eleştiri olarak da geliyor bazen. Evet. Hocam siz gideli beri her şey zil. Ah oh, filan gibi. Ya hocam, bu tabii senin pozisyonun. Sen benim kadar kıl davranamazsın ki. Az önce özelliklerimi anlattılar benim. arada fırça neysi? Fırça master. Master'ı. Duyan da... Fırça, ara sıra fırça atıyorum zanneder. Yani buna güldük ama... Yani sen tabii... abilerisin. Biraz daha benden daha şefkatli, da, yani şefkatli değil, yumuşak diyelim. Ben de şefkatsiz bir insan değilim, öyle değil mi? Evet hocam. He. Ben de yumuşak değilim, onu da demeyelim. Bir kelimeler de. Ya daha hamursu diyelim, ne diyelim? Esnek. Peki devam et bakayım. Ben yokken nasıl devam edeyim? Devam ben et. İşte provalara da girdiğim için hocam böyle ha. Onlarla bir ortaklık oluyor. Şimdi burada birden güzel gider arkadaşlar. Burada çok hata yapmışsınız dersem şey gibi hissediyorum. Dün beraberdik abi niye bizi satıyorsun? Doğru. Olmaz. Doğru. O yüzden ben hiç provalara girmedim. Hı. Çünkü girdiğin zaman eleştiremiyorsun da. Evet. Bir ara girdim. O hoş olmadı o. Çünkü bir iki şeyi ben söylemiştim. Reaksiyon olmadı. Kime ben fırça atayım? Böyle yaparsanız çok komik olur dedim. Bu olmadı. Ne diyorsunuz hocam skeçle ilgili? Ya bence sorular daha iyi olabilirdi. Çünkü soru şeyi Hababam sınıfından bu yana çok güzel yani yarışma, soru. Soruların bir iki tanesi şeyi düşürdü. Güzel giden, yani sorular ciddi olmalı, cevaplar komik olmalıydı. Biraz orada şey vurgusunu bekledim yani. Uzaktan eğitimden sonra böyle olmuşlar yani. Göreceğiz ya bunun sonuçlarını. Müzik kim yaptı onları da söyleyin müzik. Dansa benzer bir şey de vardı, dikkatimi çekti. Güzel güzel çalışmışsınız. Hocam sabaha kadar dans çalıştınız. Evet, benzer evet. Değil değil mi? Evet, bayağı evet. Bayağı şey, koreografiler yapıldı. Yok çok... yok, güzel tabii. Koreografımız burada. Utku, eline sağlık. Şaka yapıyorum, bayağı danstı. Deniz Erdoğan'la çok teşekkür ederim. Deniz Erdoğan müziklerde oynadı. Deniz Erdoğan. Evet, Deniz abimiz. O kim ya? Benzeşiyorsunuz azıcık hocam. Evet, küçük kardeş mi diyorsunuz? Bravo Deniz, Deniz'e de... Ben de evet bu kadar. Sema'nın eteği diye bir not almışım neden acaba? Üç hocam kişi... Van kahvaltısı şakasını
Orada biraz daha yöresel olsa. Evet, güzeldi evet ya. Orada çay değil de masa, dördüncü masaya otlu peynir söyleseydiniz küçük bir detay olarak. evet, zil diyoruz o zaman, bu kadar. Aferin. Sema Begüm mü? Sema Begüm yazdılar, çalındı. Sema Begüm yazdı. Esik müzikali sezon finalinde zil alıyor. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler.